Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyenlerimiz, her hafta Cuma günü saat 19'da olduğu gibi bu haftada Cuma günü saat 19'da Siz Sorun Biz Söyleyelim programımızla birlikte ve Yavuz Selim hocamız ile birlikte sizlerin huzurunuzdayız, sizlerin karşısındayız. İnşallah her zaman olduğu gibi bu haftada kıymetli hocamıza sorularımızı soracağız. Hem kendi sorularımız var, kendi sorularımızı soracağız. Hem de en önemlisi sizlerin bizlere sormuş olduğunuz soruları WhatsApp veya normal mesaj üzere bizlere sormuş olduğunuz soruları inşallah kıymetli hocamıza soracağız. Mevla Teala burada anlatılanlarla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seyircilerimize özel selam ediyorum. Rabbim inşallah Fatih hocamızla beraber yapacağımız bu programın tesirini yüksek eylesin inşallah diyorum. İnşallah hocam, teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sizler de bizlere WhatsApp veya normal mesaj üzere sormak istediğiniz soruları 0530 234 0488 nolu telefondan bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Zaten aşağıda da soru hattımız yazıyor. Her türlü sormak istediğiniz, etrafınızdaki insanlara sormaya çekindiğiniz sorularınız olabilir. Özel sorularınız olabilir. Her türlü, her konuda bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet hocam, ilk sorumuzu sorarak programımızı açmak istiyorum hocam. Hocam, tarım arazisinin zekatı nasıl hesaplanır? Şimdi tarım arazisi dediğimiz zaman toprak mahsulleri deniliyor buna. Nasıl ki insanın elinde bir altını varsa, parası varsa, ticari dediğimiz yapmış olduğu işin malının zekatı varsa, toprak mahsulü dediğimiz tarım arazisinin de zekatı vardır. Buna da öşür deniliyor. Öşür. Onda bir manasında öşür. Ne demek? Yani öşür kelimesi nereden geliyor diye aklımıza gelecek olursa, onda bir. Onda bir denilmesinin sebebi de şu: diğer mallarda dikkat edersek, ticari mallarda olsun, parada olsun, altında olsun, gümüşte olsun veya dediğimiz gibi işte ticari mallarda olsun, bunda 40'ta 1 veriliyor. Yüzdeye vuracak olursak 80'de 2, %2 buçuk demektir. Yani elinde bulunan paranın, altının, ticari malın %2 buçuğu hesaplanarak, tabi nisap miktarı mala ulaştıktan sonra, 96 gram para altın değerinde, 96 gram estağfurullah, 96 gram altın veya para değerindeki mala ulaştıktan sonra toplam elindeki malın, para varsa para, işte ne bileyim ticari mal varsa ticari mal, altının varsa altının 40'ta 1, %2,5. Burada böyle, yani dediğimiz gibi altında, gümüşte, ticari mallarda 40'ta 1 olarak hesaplanıyor veya %2,5 diyelim. Ama toprak mahsullerinin tarım arazisinin zekatı, yani buna zekat ifadesinde öşür deniliyor, toprak malzemesi, onda bir manasında demiştik. Böyle değil. Yani 40'ta 1 verilmiyor. Nasıl hesaplanıyor peki? Şimdi deniliyor ki mesela elinde ne var ekmiş oldu? Mesela çayı var, fındığı var, işte patlıcanı var. Misal ne olursa olsun, yani artık ektiği şey neyse, elindeki şeyin eğer o ekmiş olduğu tarım şeyinin, artık neyse arazisinde ekmiş olduğu o şey neyse, eğer buna masraf yapıyorsa, işte o masraf dediğim işte gübresidir, ilacıdır, sulamasıdır. Özellikle ifade sulama olarak geçiyor. Daha çok sulama itibarı alınıyor. Şayet bu sulama, yani o meyvesinin, tarım arazisindeki artık ektiği meyvesinin, sebzesinin neyse artık şey, masraf yapılarak veya masrafsız olarak değil de, bak ifadeye dikkat edin, sulamaya göre. Sulamada nasıl? Eğer normal yağmur suyuyla, nehir suyuyla, işte dere suyuyla, çay suyuyla, artık baraj suyuyla çoğaltın yani. Yani masrafsız bir şekilde o ekmiş olduğu tarım arazisi, ekmiş olduğu şey masrafsız bir şekilde yetişiyorsa, buna ne yapacak? Onda bir öşürünü verecek. Yani sulamaya göre. Ama bu ekmiş olduğu tarım arazisinin ekmiş olduğu o meyvenin veya sebzenin veya neyse işte, eğer masraf yapıyorsa, yani o sulamaya masraf yapıyorsa, mesela ne yapıyor? Parayla su alıyordur. İşte traktörle, artık neyse, hiç o suyu nereden aşağı, ya masraf yapıyordur. O suya masraf yapıyordur. Eğer masraf yaparak eğer ona su sulayıyorsa şeyin meyvesini, sebzesini, o zaman deniliyor 20'de 1. Bakın burası çok önemli. Şimdi burada dediğimiz gibi baştan şunu bilelim. 40'ta 1 olarak hesaplanmaz tarım arazisi, işte toprak arazisi,
Toprak mahsulleri 1/40 olarak hesaplanmaz. Sulamaya göredir. Eğer o sulamaya, yani o arazisinin ekmiş olduğu şeyi parayla suluyorsa 1/20, 1/10, parasız, masrafsız suluyorsa 1/20'ydi. Ne yapmış olacak? Öşür olarak verecek. Bir de buna dikkat edelim. Bak bu da çok önemli. Bunun devamında. Peki bazı tarım arazisinde şeyler var. Ekmiş olduğu ürünü senede birden fazla olabilir. Mesela bizim Karadeniz bölgesinde çay 3 sefer gelir. Hatta bazen 4. sefer geldiği zamanlar bile olur. Yani 3 sefer, biz 3 kırım deriz ona. 3 sefer çay gelir. 3 sefer çay toplanır ve ona göre ne yapılır? Şey yapılmış olur. Deniliyor ki mesela bir seferse bir sefer. Mesela şöyle değil yani. Mesela çayı misal verdim. Fındık öyle değil mesela. Fındık bir sefer toplanır biter. Ama çayda mesela ne yapılır? 3 sefer toplandı. Her toplandığı seferde aynı şekilde olacak. Yani ben birinci seferde öşrümü verdim, ikincisini, üçüncüsü de vermeyeceğim. Yok yok, öyle değil. Kaç sefer toplanıyorsa, bu çay dedim ben bunu, bunun farklı bir şey de olabilir. Bilmiyorum, birden fazla toplanılan başka ürün nedir onu çok da bilmiyorum ama varsa her toplanılan üründen sulamaya ücret veriliyorsa, evet, onda bir veriliyorsa 1/20, eğer ücret verilmiyorsa 1/10'unu hesap edecek. O şekilde ne yapmış olacak? Öşrünü verecek. Bakın bu tarım arazisi maalesef, bakın maalesef normal zekatta işte altının, paranın, elindeki ticari malın zekatına şükürler olsun bir dikkat var. Bir şey var yani, zekat konusunda, onun zekatı verilmesi konusunda bir dikkat var. Ama bu tarım arazisinin, bakın tarım arazisinin öşründe, zekatında gerçekten dikkat, hatta çoğu yerler belki de bunu bilmiyor. Yani bu tarım arazisinin, o almış olduğu ürünün zekatın da olduğunu bilmeyen çok yöreler var. Rabbim muhafaza eylesin, ürününün elde etmiş olduğu o şey, sonuçta belki de o ürünle beraber yiyor, içiyor, belki onu satıyor, geçimini sağlıyor ama bereketini ne yapıyor? Orada azaltıyor. Niye? Zekatını, çünkü zekat arttırır. Bakın burası da çok önemli. Bir insan malının, paranın, neyse artık zekatını verdiği zaman, zekatını vermekle beraber malın azalmaz. Tam tersine malın bereketlenir. Biliyorsunuz berekette miktar önemli değildir. Berekette ne? Miktar önemli değildir. Sen o eğer zekatını vermediğin zaman sen farkında değilsin, malının bereketini gideriyorsun. Aman ha, hazırda konu Fatih Hocam bu soruyu sordu. Zekat, tarım arazisinin şeyine zekat demiyoruz, öşür diyoruz. Öşür dediğimiz gibi 1/20 ve 1/10 olarak verilir ve her toplanmada, her ürün kaç sefer toplanıyorsa her birinde öşür olarak, zekat olarak verilir. Aman buna dikkat edelim inşallah. İnşallah hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bir kez daha hatırlatalım. Sizler de bizlere WhatsApp veya normal mesaj üzere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 0530 234 0488 ne olur telefondan. Zaten dediğim gibi az önce de söylemiştim, aşağıda soru hattı kısmında yazıyor. Bizlere oradan sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bu arada ufak bir şey hatırlatmak istiyorum kıymetli izleyenlerimiz. Arama yoluyla, yani arayan bazı seyircilerimiz var, onları aydınlatmış olalım. Arama yoluyla olan ulaşımları kabul edemiyoruz canlı yayında olduğumuzdan kaynaklı. Sadece bizlere WhatsApp'tan veyahut normal mesajdan bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım inşallah. Evet hocam, seyircimizden gelen bir soru var. Selamünaleyküm hocam. Benim annem ve babamın mezarı arasında 2000 metre var. Yani 2 kilometre galiba var hocam. Bunları yan yana getirmek istiyorum. Ayetlerde yok, hadislerde de yok. Bu da beni rahatsız ediyor. Yani ikisini yan yana getirebilir miyim? Sizden bu konuda olumlu fetva bekliyorum demiş seyircimiz. Şimdi olumlu fetva diye bir şey olmaz kardeşim. Tabii niyeti güzel. Yani sonuçta bir araya getirme düşüncesi, anne babasını bir araya, demek ki zamanında öyle bir imkan yokmuş demek ki. Ama olumlu fetva değil de İslam dinimiz neyi emrediyorsa, neyi uygun görüyorsa o. Şunu unutmamak lazım. Bir mezar, bakın bu çok sorulan bir soru değil, hazır sorulmuşken bunu biraz teferruatla anlatayım. Mesela geçen bana böyle bir soru geldi. Dedi ki hocam, dedi mesela orası o mezarlıktan, bu başka bir kardeşim, bu kardeşim değil, başka bir kardeşimin sorusu bu. Mezarlıktan yol geçecek diyor yani. Mezarın o kenarından, herhalde tam yolun kenarına geliyor. Biraz yolda genişleme olacakmış galiba. İşte oradaki mezarımın yani artık yakını kimse, alıp da başka bir yere nakletmemiz gerekiyor. Durum nedir? Hani mezarların açılması pek uygun görülmüyor. Şimdi buradaki kaide şu. Bir mezar mümkün olduğu kadar mecbur kalınmadığı sürece açılması, taşınması, başka bir yere götürülmesi uygun değil. Sonuçta oradaki insanı rahatsız ediyoruz.
Bir de şöyle düşünme. Şu an yeni soru değil mi bu? Şu anda sorulan bir soru anladığım kadarıyla. Güzel kardeşim öyle düşünme. Her ne kadar aralarında mesafe olsa da onlar inşallah cennetlikse orada zaten beraberler. Belki mezarları ayrı gibi geliyor sana ama önemli değil o. Hatta şunu söyleyeyim sana. Annen köyde artık memleketinde, sen İstanbul'da mesela misal veriyorum veya artık neredeyse oturduğun şehirde ayrı bile olsa, yani çok uzak mesafe bile olsa bu da önemli değil. Niye? Önemli olan oradaki bizim gördüğümüz zahiri uzaklık değil, batini dediğimiz onların nerede olduğu. Eğer cennetteyse onlar, her ne kadar kabirler uzak görünse de aslında cennette beraber onlar. Onun için o konuda gönlünü rahat tut. Tabii sen istiyorsun ki ikisini beraber ziyarete gittiğim zaman aynı anda ziyaret edeyim ama demek ki zamanında herhalde öyle bir imkan olmamış. Ama üzülme, önemli değil. Sen bu niyetin güzel ama sen yine de onların cennetteki durumlarını, işte o şeylerini inşallah dedik tabii. Hemen cennet dedik ama tabii inşallah diyelim. Çünkü niye? Kimsenin nereye gideceği, nereyi garantiledi belli değil ama inşallah Müslüman bir insan olarak cennettedir onlar. Dua ederiz bu arada. Şöyle yapsan, onların bir arada olması için dua et. Allah muhafaza, nice insanlar var, belki hanımı cennette ama beyi cehennemde olabilir. Veya beyi cennette, belki hanımı cehennemde olabilir. Cehennemde derken şu manada, Müslüman için bakın burası da çok önemli, hazır konu açıldı. Her ne kadar Müslüman için, bak kafir için ebedi cehennem bir kere, burayı unutmamak lazım. Kafir için bir mezar, bir kabir, ebedi cehennem, ateş yani. Cehennem çukuru, ateş, ne dersen de. Niye? Çünkü iman etmemiş. Ama Müslüman için öyle değil. Eğer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın ne kadar günahı olursa olsun, dünyada eksikleri olabilir. Belki iman noktasında değil ama bak. Rabbim onun için imanınızın kıymetini bilmeye nasip etsin. Bak konu nerelere geldi. İman çok önemli. Eğer imanı varsa amel noktasında ne kadar eksiği olursa olsun o eksiğinin giderilmesiyle alakalı inşallah Rabbim cehenneme düşürmez, ateşe düşürmez. Ama günahı varsa o günahları temizlenene kadar yine orada bir sıkıntı şeyini çekecek. Ondan sonra yine ne yapacaktır? Cennete kavuşacaktır. İmanı onu mutlaka cennete kavuşturacaktır. Siz o mezarları birleştirmek değil de o anne babanızın ikisinin de inşallah cennete kavuşması için geriden ne gönderebilirsen. İşte onlar hakkında dua olur, Kur'an olur, hayır olur, hasenat olur. İşte onların o eksiklikleri, mesela eğer dünyada namaz eksiği varsa, oruç eksiği varsa, iskat denilen bir şey var. İnşallah yapmışsınızdır. Yapmadıysanız mutlaka yapın. Umulur ki bütün günahları, bütün şeyler affedilir, eksikleri giderilir. Onu yapın. İşte onlar için gönderebileceğiniz ne varsa artık onların ruhuna işte namaz, dua ve vesaire, hayır, hasenat, ne varsa onlarla beraber o eksiklerini giderip ikisinin beraber olmasını ne yapın? Sağlayın. En güzel yapacağınız budur yani. Yoksa mecbur kalmadığı sürece bir mezarın açılması, ne bileyim taşınması, başka yere gidilmesi pek ulemamız tarafından, kıymetli ulemamız, alimlerimiz tarafından pek uygun görünmüyor. Ama mecburiyet varsa, zaruriyet varsa, biraz önce yol misalini verdim. Yol geçecek oradan. Oradan bir yol, biraz pay almaları gerekiyor bazı sebeplerden dolayı. O zaman alırsın mezarını, uygun bir yere götürürsün. O ayrı bir mesele ama öyle çok zaruri olmayan bir şeyde de açılması, taşınması pek uygun görünmüyor yani. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam, seyircilerimizden gelen sorular gelmeye devam ediyor hocam. Bir seyircimiz sormuş. Hocam, tebliğ eden arkadaşlar var ülkemizde. Ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede tebliğ yapmak tuhaf geliyor bana. Herkes internet sayesinde her bilgiye ulaşıyor ve tekel bayisine başka bir yer söylemiş. Oraya gidip tebliğ yapmak nasıl bir mantığı var merak ediyorum demiş. Ah be güzel kardeş. Samimi söylüyorum sana. Aslında mantık olarak doğru söylüyorsun ama inan öyle değil ya. Öyle bir zamanda yaşıyoruz artık gençlerimizin, insanlarımızın imanını kaybedecek bir durumda yaşıyoruz. Yani sen şimdi Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ama Müslüman bir ülkede ne kadar İslam yaşanıyor? Şu anda şimdi isim de veremeyeceğim ama daha çok yakın zamanda, dün değil belki evvelsi gün, İmam Hatipler'de benim oğlum deist oldu diye annesine gidip bilgi veren gençlerimiz var, biliyor musun? Deist ne demek biliyor musun sen? Deist, peygamber kabul etmeyen. Peygamber kabul etmeyen bir genç dinden çıkmıştır. Diyor ki annesine, anne diyor, ben diyor deistliğe özenmeye başladım diyor. İşte İslam'dan soğumaya başladım. Aynen ifade böyle. İnan öyle değil be güzel kardeşim. Adı Müslüman. Nerede?
Müslümanız ama hani nerede? Gençlerimizin imanından vuruyorlar. Bu sosyal medya bitirdi gençlerimizi. Bu sosyal medya insanlarımızı bitirdi. Bir bakıyorsunuz ki yaşlı yaşlı insanlar öyle öyle saçma sapan, öyle böyle kendini böyle rezil üsva edecek, böyle kendini güldürecek konumlarda paylaşımlar yapıyorlar ki çok zor zamandayız. Öyle değil, samimi söylüyorum. Şu anda tabii ki bir kafire, tabii ki bir gayrimüslime, Yahudi Hristiyan'a, tabii ki bir Müslüman olmayan insana tebliğ yapmak gerekir. Ama şu anda da ülkemizde de çok ciddi sıkıntılar var. Bak ne diyorsun? İçki satan bir yer diyorsun. Bir Müslümanın içki satmak dinimizde en büyük günahlardan değil midir? En büyük haramlardan değil midir? Satıyor adam. Satıyor adam. Sorsam adama ben Müslümanım diyor. Hadi ne olacak? Ya bak sen bu adama tabii ki tebliğe gideceksin. Tabii ki bu adama gidip ya tabii bunu söyler ki o adamı kınamak için gitmeyecek. Yapma be kardeş. Bak biliyorsun dinimizde içki satmak en büyük haramlardan. Satmak, almak, taşımak, servis etmek. Ne bileyim lokantada şurada burada nerede olursa olsun fark. Şimdi uçaklarda bile artık uçaklarda bile içki servis ediyorlar. Allah sorumuzu hayretsin. Güzel kardeş. Uçaklarda ailelerin yanında 3 yaşında 5 yaşında çocuklar yanında içki servis ediyorlar. Ne günlere geldik. Müslüman bir ülke diyorsun ama hani nerede? Öyle değil, öyle değil. Samimi söylüyorum öyle değil. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Müslümanlar olarak, ülke olarak, memleket olarak şükürler olsun. Adımız tabii ki İslam ülkesi ama yaşantıya baktığın zaman hiç öyle değil. Bence yapılması çok elzem. O yapan kardeşlerimi de alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Niye? Böyle bir zamanda hiçbir menfaat olmadan kapı kapı gezip biz şükürler olsun bunu. Her sene Mayıs ayında yapıyoruz. Mayıs ayının birinci veya ikinci haftasında bütün Türkiye'de şükürler olsun. Ben bu sene Samsun'a gittim. Bir hafta orada kaldım. Samsun'un bütün ilçelerine inşallah beni şu an Samsun'dan seyreden kardeşim varsa onlara selam ediyorum. Çok güzel geçti. Çok güzel orada emr-i maruf yaptık. Büyüğünden küçüğünden kapı kapı sıradan. Giriyoruz mesela bir ilçeye, bir mahalle sırada. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? İstanbul'dan geldik. Size sırf işte dertleşmek için, sohbet etmek için, İslami konularda soracak bir şeyiniz varsa sorabilirsiniz. Hocayız, işte ne bileyim ilmi sorularda, fıkıh sorularda, namaz, abdest neyse. Veya iş biliyorsanız biraz daha güçlendirmek için işte gençlerimize tavsiye edelim, namazı tavsiye edelim, Kur'an tavsiye edelim. Böyle güzel sohbetlerle beraber emr-i maruf yapıyoruz her sene. Bütün Türkiye genelinde. Bir hafta boyunca ve çok da bereketli oluyor, çok da güzel oluyor. Bu sene Fatih Hocam sen İzmit'te miydin? Ben Kocaeli, evet. Kocaeli'ndeydin değil mi? Şükürler olsun. Bunu biz de yapıyoruz Mahmud Efendi cemaati olarak, hocalar olarak şükürler olsun. Ama tabii diğer vazifelerimiz, medreseler, TV, işte diğer insan yardım çalışmalarımızın yoğunluğundan dolayı bunu yapamıyoruz. Ama günlük olarak da her gün emr-i bil maruf yapan sadece vazifesi o yapan arkadaşlarımız var. İstanbul'un geneline bütün ilçelerinde. Türkiye genelini senede bir kere bir hafta yapıyoruz ama İstanbul genelini şu anda her gün yapan arkadaşlarımız var. İnşallah bunu işte zamanla bütün Türkiye genelini her güne çevireceğiz kadro geliştirdikçe. Ama şu anda İstanbul genelinde de bu yapıyor. O tebliğ cemaati dediğiniz arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, onlar da güzel insanlar. Onlar da çok güzel vazifeler yapıyorlar. Onların da vazifelerini hafife almamak lazım. Tabii ki İslam ülkesindeyiz, tabii Müslümanız ama çok eksiklerimiz var. Çok düzeltilmesi gereken şeyler var. Hatırlatmakta çok fayda var. Bunu güzel yani şey yapmamak lazım, ihmal etmemek lazım. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, bir seyircimiz selamünaleyküm hocam, iyi programlar hocam. Hocam, İslami ahlak ve yaşam tarzını tam ve doğru bir şekilde hem kendim için hem de sorumlu olduklarım için anlatır mısınız hocam demiş. Güzel kardeşim, ben şunu söyleyeyim. Tabii ki burada biz program içerisinde bunu sana çok teferruatlı anlatamayız. Ama benim sana tavsiyem, nerede oturuyorsan, nereden yazıyor, yazmış mı? Sorabiliyorsan sor hatta istiyorsan Fatih Hocam. Nereden yazdığını söylememişti hocam. İsmini söylemiş, Muhammed. Çok da şey Göktür. Değil gerçi ama şöyle söyleyeyim. Bulunmuş olduğun, bakın şükürler olsun artık medrese olarak, biz Mahmud Efendi cemaati olarak, medrese olarak veya diğer cemaatlerin şükürler olsun veya en yakın cami, mescit hocalarımız, diyanet hocalarımız bulunmuş olduğun mahallede bir kere önce namazına dikkat edeceksin şahsi olarak. Bekarsan kendi namazına, evliysen hanımını ve çocukların namazına dikkat edeceksin. Namazına dikkatle beraber harama helale dikkat edeceksin. Yediğin lokmaların
Bak namazdan sonra ilk şey bu. Yediğin lokmaların, boğazdan geçen lokmaların haram mı, helal mi olduğuna çok dikkat edeceksin. En önemli konuları söylüyorum. Bunun haricinde namazına dikkat edeceksin. Harama, helale dikkat edeceksin. Zengin konumundaysan zekatına dikkat edeceksin, haccına dikkat edeceksin. İşte senede bir ay olan işte Ramazan orucuna dikkat edeceksin. Bunlar da İslam'ın şartı, imanın şartları vesaire konular. Ama benim sana tavsiyem, bulunmuş olduğun mahallede, ilçede, nerede oturuyorsan en yakın, bu bir cami hocası da olabilir. Çok kıymetli cami imamlarımız var. Diyanetin cami imamları var. Hatta onlardan bulamıyorsan bulunmuş olduğun mahallede ve ilçede işte cemaatlerin şeyleri var. Böyle sohbet yapılan, ne bileyim işte böyle Kur'an öğretilen yerler var. Mesela biz İstanbul'da çoğu ilçelerde pazartesi, çarşamba, cuma akşamları Kur'an dersleri veriyoruz. Hiçbir menfaat, maddi bir şeyimiz olmadan. Sırf Allah rızası için. En yakın mahallede oturan esnafımız olur, civarda oturan sakinler de onu fark etmez. Gencinden büyüğüne hiç fark etmez. Hatta okul talebesi, okul talebesi olarak biraz yaşı büyükse akşam dersi olarak, akşam talebesi olarak eğitim veriyoruz. Ne dersi? Kur'an eğitimi veriyoruz. Kur'an eğitimini mutlaka öğrenmeni tavsiye ederim. Yani namazlardaki o sureleri, eksiklerini tamamlamanı tavsiye ederim. O namazlardaki fıkhi konularda, abdest, namazdaki fıkhi konuları tavsiye ederim. Bunu da nereden öğreneceksin? İşte medreselerden. O bulunmuş olduğun mahallede, ilçede en yakın neresi varsa gideceksin. Diyeceksin ki ben bir Müslüman olarak, evliysen evli olarak, bekarsan bekar olarak öğrenmem gereken konularla alakalı size geldim. Bana bunları öğretme noktasında, öğrenme noktasında yardımcı olur musunuz? Biz diyoruz ki başım gözüm üstüne. Pazartesi, çarşamba, cuma akşamları Kur'an ve yüzüne ve ezber dersi veriyoruz. Bir ders de ilmihal dersi. Namazla alakalı, diğer konu vesaire konu alakalı. Vesaire çok faydalı oluyor. Sana tavsiyem bu söylemiş olduğum şeylerin haricinde tabii ki kendin öğrenebileceğin kadar ne kadar öğrenebilirsin. Şimdi biraz önceki kardeşim diyor ki sosyal medyada. Ya sosyal medyada neler yazıyor biliyor musunuz ya? Ne yanlış şeyler, ne yanlış fetvalar, ne böyle olmayacak olmayacak şeyler, insanların aklını, kafasını bulandıran böyle şeyler var. Aman kardeşim bak sakın öyle düşünme. Tabii çok kıymetli, değerli şeyler de var ama sen onun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu anlayacak ilmi seviyen taban olmadığı için onu anlayamazsın yani. Onun için en güzeli hemen bulunmuş olduğun mahalledeki, ilçedeki bir cemaatin medresesi veya işte bir caminin imamı, müezzini fark etme. Oradaki vazife olan bir hoca kardeşimle gideceksin, durumunu söyleyeceksin ve inanıyorum ki o kardeşlerimiz sana en güzel şekilde o İslam'ı kendi yaşaman, evliysen ailen yaşama noktasında yardımcı olacaklardır. Allah'ım inşallah bu konuda da sana kolaylıklar versin, eksiklerini tamamlamayı nasip etsin inşallah. Evet hocam, seyircilerimizden gelen sorularımız gelmeye devam ediyor. Bir seyircimiz sormuş hocam, hayırlı akşamlar hocam, bir sorum olacak sizlere. Hocam tarım arazilerinin öşürünü hangi ölçüde vermemiz gerekiyor? Yaptığımız masraflara düşmemiz gerekiyor mu? Gübre, mazot, ilaçlama, sulama gibi, teşekkür ediyorum hocam demiş. Ya şimdi bu konu biraz tartışmalı bir konu. Şimdi biliyorsunuz programımızın başında öşürden bahsettik. Sulamaya göre dedik. Masraf yapılıyorsa 20'de 1, yapılmıyorsa 10'da 1 dedik ama bu masraf sulamanın, biz buradaki masraftan kastımız sadece o arazideki ürünün sulamasıyla alakalı şey konuşmuştuk. Ama bunun haricinde işte gübre gibi, ilaçlama gibi vesaire masraflarla alakalı konusu, yani o öşürden, o üründen düşülecek mi konusu biraz tartışmalı bir konu. Ama tercih edilen, daha çok tercih edilen görüş, o masrafları ne yapmıyoruz? Düşmüyoruz. Sadece sulama daki masrafı düşüyoruz yani. Eğer sulamada masraf varsa 20'de 1 olarak verilecek, sulamada masraf yoksa 10'da 1 olarak. Bunun haricindeki işte ne bileyim traktördür, gübredir, ilaçlamadır vesaire vesaire, insan çalıştırmaktır, günlükçü çalıştırmaktır meseleleri yine tartışmalık olur. Buna da fetva verenler var ama onu da söyleyeyim. Ama tercih edilen görüş sulamadaki ölçüye göre olması hasebiyle biz yine sulamanın masrafını düşerek, eğer sulama varsa zaten, sulamada masraf varsa 20'de 1 verilecek. Ama masraf yoksa 10'da 1 verilmiş olacak yani. Evet hocam, bir diğer seyircimiz sormuş. Hocam tütün kağıdı satmak caiz midir? Tütün? Kağıdı. Şimdi burada tütünün kağıdı değil de kağıdın neye hizmet ettiği önemli. Kağıdın ne suçu var derler yani. Yani sonuçta sigara konusuyla alakası bu, biliyorsunuz. O kağıdın sigarayla alakalı. Mekruh var bunda, kerahat var. Şimdi bir şey, şuraya dikkat etmek lazım. Belki kendisinde sıkıntı yok ama kendisinin kullanım şeklinde sıkıntı var. Buralar çok önemli. Onun için yani
belki kağıtta tabii ki sıkıntı yok diye, tütünün kendinde de sıkıntı yok, kağıtta da sıkıntı yok, ama o tütünün ve kağıdın kullanıldığı yere bakmak lazım. Dolayısıyla kağıt dediğine göre, tütün kağıt dediğiniz zaman sigara demektir o. Ya bunda da kerahat var. Yani sigaranın içilmesiyle alakalı kerahat olması hasebiyle pek tavsiye etmiyoruz yani. Evet, bir seyircimi sormuş hocam. Selamünaleyküm hocam. Hocam bir sualde bulunmak istiyorum. Geçen hafta bir namazı yanlışlıkla kıbleye karşı değil başka bir yöne doğru kıldım. Günahım nedir? Nasıl telafi edebilirim? Günah deme. Onu bilerek kılmadım diyorsun zaten. Eğer kasıtlı olarak kılsaydın çok büyük günah, öyle ya. Kıble, istikbali kıble diyorsun. Namazda istikbali kıble. Namazın içindekilerden bir tanesi değil mi? Ne yapmak? Namaza söyleyin bakalım. Kıbleye doğru yönelmek. Dolayısıyla sen onu kasıtlı olarak yapmadığın için onda sıkıntı olmaz. Ama şuna dikkat et. Mesela ben bir kere buna denk geldim Fatih Hocam. Yerini de söylemeyeyim. Havaalanındayız. Bir yerden İstanbul'a geliyorum. Bir yerden, oranın ismini de söylemeyeyim. Oradaki şey yanlış anlaşılma olmasın. Bir baktım abim bir tanesi. Küçük de bir mescit. Havaalanındaki mescit de biraz küçük olur biliyorsun yani. Bir girdim mescide, bir baktım ki mesela kıble böyleyse bu tarafa doğru namaz kılıyor. Tam tersi yani. Tam tersi. Şimdi tabi bilerek yapmıyor onu sonuçta. Nereden bilecek? Kıbleye de bakmamış. O anda demin biraz da uçağı aceleydi herhalde. Vakti de zarar. Bir an önce durayım falan, hiç bakmamış ki. Dikkat etmemiş. Bu sefer ben tabi kıldığı namaz olmuyor. Dedim ona ki şimdi namaz, ama sessiz bir şey. Abi dedim be, güzel abim. Farkında olmadan herhalde dedim kıbleyi ters tarafa döndün. İstersen namazını bozdu dedim. Kıble bu taraf, bu tarafa dön. O da o anda tam anlayamadı ama böyle herhalde sonradan toparladı kendini. Namazını bir bozdu. Bir baktı ki kıble tam tersi. Ya hocam dedi, ya tam tersine olur abi dedim de, insanız dedim de, ne olur dedim. Hemen sonra baktım tersine döndü. Şimdi şunu söyleyeyim yani. Eğer onu sen kasıtlı bir şekilde yapmadıysan zaten onun günahı yok. Kasıtlı yaparsan çok büyük günah. Çünkü Allah'ın söylemiş olduğu şeyin tersini yapmış olmak zaten namaz da olmaz. Çünkü istikbali kıble olmamış oluyor. Farzları kıbleye dönerek namaz kılmak. Eğer yöneldiğin kıble yanlış kıble dediğinde 45 derece deniliyor. Yani diyelim ki kıble burası, 45 derece sağ tarafa, 45 derece sol tarafa dönecek kadar bir yanılma payının namazının geçerliliği var. Bak dereceyi şey yap. Mesela şöyle söyleyeyim sana, bak hadi biraz tahmini olarak söyleyeyim, şu kadar diyelim bak. Kıble şöyle, diyelim ki şu kadar şuraya kadar, yani şuradan şuraya kadar sola doğru yanlış döndün. Veya buradan şuraya kadar kıble böyle, şu kadar 45 derece böyle düşün. Şu arada bir yanlış döndün. Yani böyle dönecektin de şuraya kadar yanlış döndün. 45 dereceye kadar müsaade var. Ama 45 dereceden eğer fazlaysa bir kere o namazın olmadı. Eğer onu öğrendikten sonra ya ben yanlış tarafa 45 dereceden fazla dönecek şekilde kıbleye yanlış tarafa döndüm diyorsan o namazını ne yapacaksın? İade edeceksin. Namazını iade etme, unutmam. Ama eğer 45 derece çok az bir mesafeyle, 45 dereceye kadar az bir mesafeyle yanlış durduysan onda sıkıntı yok. Namazın geçerli olur. 45 dereceden fazlaysa namazını iade edeceksin. Kasıtlı olarak yanlış olarak döndüğün için de onda da bir günah olmaz. Merak etme kardeşim. Teşekkürler hocam. Bir seyircimiz selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlar. %50 hibe devlet hayvan desteği almak helal mi haram mı hocam demiş. Bakın devletin vatandaşına, halkına, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan veya neyse artık uğraşan şeylere devletin vermiş olduğu destekte hiçbir sıkıntı yok. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Bu hibe diyorsun ama bak dikkat et. Hibe demek karşılıksız vermek. Ne demek? Sana bunu alıyor, devlet diyor ki al vatandaşım, al bu parayı, sen bunu hayvancılıkta kullan, tarımda kullan ve ne yap? Ülkemin tarımını geliştir, hayvancını geliştir. Hibe ama bak. Bak dikkat edin. Hibe. Yani alıyor sana bunu hiçbir karşılık, karşılığında ne diyor? Sen karşı bir şey beklemeden vermesinde hiçbir sıkıntı yok. Devlettir. Devlet vatandaşını, işte halkını hayvancılık yapmasında, tarımını, işte hayvancılığı geliştirmesine destek olması çok da güzel olur hatta. Hem kendi memleketinin şeyini geliştirir, hayvancılık tarımı geliştirir, hem de halkına da destek olmuş olur. Ama hibe veya borç da olabilir. Onda da sıkıntı yok. Mesela verir sana bak hibenin karşılığında değil de borç olarak verir. Al bunu, bu sana şu kadar işte ne kadar ihtiyacın varsa bunu al, bana onu işte hayvancılıkta, tarımda kullandıktan sonra işte onun kâra dönüştükten sonra bana borç olarak geri ödersin. O borcun üzerine eğer faiz dediğimiz fazlalık eklemiyorsa bunda da sıkıntı yok. Ama sana vermiş olduğu o paranın üzerinde, borç paranın üzerine eğer ekleme yapıyorsa işte buralarda sıkıntı var. Buna bir şey diyemiyoruz. Ama sen
diyorsun ki zaten hibe diyorsun, karşılıksız diyorsun, geriye dönüş olmayan bir para diyorsun. Onda hiçbir sıkıntı yok. Çok da güzel olur. Senin açından da güzel olur. Devletin sana destek vermesi açısından da güzel olur. Niye? Sonra sen de işini görmüş olacaksın. Hayvancılığını geliştirmiş olacaksın. Ama şeye dikkat edin. Hibede sıkıntı yok. Borçta sıkıntı yok. Sadece borcun ödemesine üzerine fazlalık eklenerek faiz ekleniyorsa onda sıkıntı var. Ona dikkat edin diyorum inşallah. İnşallah hocam. Bir de şunu da söyleyeyim Fatih hocam. Bakın şuna da dikkat edin. Bu soru da çok geliyor. Bakın devletten bu şekilde paralar alınıyoruz. Ben burada hayvancılık kısıyorum ama tarımla alakalı. Ben şimdi o tarım yani ürünlerle bu toprak mahsulü ürünleriyle alakalı. Ben şimdi orada isimlendirmeyeyim teknik onları. Mesela bir yer gösteriyor, bir arazi gösteriyor. O arazide şunu yapacağım, bunu yapacağım şeklinde devletten para alınıyor ama yapılmıyor. Bakın bu devletin parasının şeyine geçer. Aman ha buna çok dikkat. Bu haksızlıktır. Devletin parasını haksız yere kazançtır. Ama buna dikkat edin. Karşılığı olmayan hiçbir şekilde devletten alınan para caiz devlet. Çünkü halkın parası devlet demek. Halkın parası bu sonuçta yani. İnsanların parası. Hatta derler ki tüyü bitmemiş yetimin hakkı bile olabilir o paralarda. Onun için onlara da çok dikkat edin. Karşılığı olmayan aldığın o paranın mutlaka bir karşılığı olacak. Devlet sana onu neyin karşılığında veriyor? Al bu parayı işte ek, biç, şöyle yap, böyle yap, hayvancılık yap, tarım yap vesaire işler yap diye veriyor. Eğer bunun karşılığı yoksa aman ha bu haram paradır. Buna da özellikle dikkat etmek lazım. İnşallah hocam. Hocam bir seyircimiz sormuş. Selamünaleyküm hocam. Hocam kocam Masum hocamızdan icazet almama izin vermiyor. Ne yapmalıyım? Hocam derken bayan kardeşimiz mi? Evet hocam bayan kardeşimiz demiş. İcazet derken icazet neyin icazeti bu? Zaten hocamızın öyle bir icazet verme gibi bir şeyi yok zaten. İcazet dediğimiz bir talebe ise özellikle bayan hanım kardeşlerimiz için bir medresede bir kursta okur. İlmi bir şeyler elde eder. Mesela bizim kızlarımız, eşlerimiz de böyle gidiyorlar medreselerden Arapça ders alıyorlar, Kur'an ders alıyorlar, hafızlık ders alıyorlar. İcazet dediğimiz onun karşılığında olan bir icazettir. Onun haricinde zaten hocamızın öyle bir bayan kardeşimize icazet verme gibi bir şey yok zaten. O yanlış mı biliniyor bilmiyorum ama öyle bir şey yok zaten yani. Evet. Evet hocam. Bir seyircimiz hocam dini bütün bir insan değilim. İbadet etme konusunda istekli değilim. İyi ve net düşünemiyorum. Sürekli bir bunalımdayım. Bunun üstesinden nasıl gelirim? Demiş. Bu zaten işte iman noktasında demeyeyim de amel noktasındaki eksikliklerden kaynaklı. İnsan şimdi o boşlukta olmasının sebebi ne? Namazlarında eksiklik varsa, kulluk vazifelerinde eksiklik varsa bu sefer Allah'la olan yakınlıklarında biraz uzaklaşma oluyor. Ama o namazı kıldığın zaman namazdaki o huşu, o sevinç, o mutluluk bir vazife yerine getirmek, kulluk vazifeye yerine getirmekle o sevinçle beraber sende bir şey oluşacak. Haz oluşacak, heyecan oluşacak, sevgi oluşacak, muhabbet oluşacak. Hemen abdestini al, hemen önündeki ilk namazınla beraber namaza başla ve yavaş yavaş aç elini ondan sonra ya Rabbi be, Allah be, ya Rabbi be, bana huzur ver, sevgi ver, ne bileyim işlerime bereket ver, evliysen aileme, çoluma, çocuğuma sevgi ver, muhabbet ve huzur ver diye böyle dualarla beraber yavaş yavaş bir anda olmaz. Yavaş yavaş o şeyi yakalarsın. Ama namaz yok, abdest yok, kulluk yok, vazife yok. Ne olacak bu sefer? Kalp daralıyor, ruh nasıl ki bedenin yemeğe, içme, uykuya ihtiyacı varsa ruhunda ibadete ihtiyacı var, zikre ihtiyacı var, Allah-u Teala'ya yakınlıklara ihtiyacı var. Olmayınca bu sefer ruh da sıkılıyor. Bedende bir şey yok, ruhta bir şey yok. Ondan sonra al sana bunalımlar, boşluklar, şunlar bunlar. Zaten başka ne olacak ki yani? Başka ne olmasını bekliyoruz ki zaten yani? Onun için sana güzel kardeşim hemen, bak madem soru sordun, hemen İlk önündeki namaz şu anda yatsı ezanı okundu mesela değil mi Fatih Hoca? Evet. Hatta programı kestik. Yatsı ezanı okundu. Al bir abdestini. Hemen dön kıbleye. Kıl namazını, yatsı namazını. Aç elini ya Rabbi be. Bak hocam Yavuz Selim hocam bana dedi ki hemen namazla beraber elini aç Allah'a dua et. Ediyorum ya Rabbi sana de. Yavaş yavaş o Mevla ile olan Allah'ımıza Rabbimize o yakınlıkları dualarla beraber, zikirle beraber, namazla beraber yakalayarak o ruhunu doyurdukça bak ruhun boşlukta şu anda. Niye? İbadet yok. Namaz yok, zikir yok, Allah'ı hatırlamak yok, tefekkür yok. O zaman ne oluyor? Hep dünyalık. Sıkılıyor da normal olarak yani. Ama ibadetlerle beraber, ibadetlerin başında namazdır. Namazla beraber o huzuru, o sevgiyi, o muhabbeti, o huzuru inşallah, o şevki, aşkı yakalarsın. Allah'ım kolaylıklar versin. Bak yatsı namazını hemen başlıyorsun. Şu an ezan okundu. Al abdestini, dur namaza. Ondan sonra yaz telefonu, de ki hocam de. Ben başladım yatsı namazımla beraber inşallah o ibadetlerime başladım, o huzuru yakalamaya başladım diye bizi de sevindir inşallah. Evet, evet hocam, bir seyircimiz hocam selamünaleyküm.
Benim her işim aksi gidiyor. Elimi ne yapsam kuruyor. Ne yapmam lazım? Sen öyle bir şey yok be kardeşim. Kendinizi de şartlandırma. Niye kurusun ki yani? Senin güzellikle, samimiyetle yapmış olduğun hiç öyle deyip de kendinizi işte bak kulum zannım üzeredir buyuruyor Rabbimiz ya. Öyle demeyin ya. Bunlar yanlış ifadeler. Niye elin kurusun ki? Allah öyle bir şey yaratmamış ki. Sen yapmış olduğun güzel bir iş, samimi bir işte niye kurusun? Ama bir şey vardı, bak şurayı da söyleyeyim ama. Bir şey vardı, sen onu çok istiyorsundur ama o senin hakkında belki de hayırlı değildir. Yani hani var ya ayet-i kerimede sizin hayır birliklerinizde şer vardır, şer birliklerinizde hayır vardır. Belki de sen onu çok istiyorsun ama o senin için hayırlı değildir. Allah sana onu nasip etmiyordur. Ama buna kalkıp da elimi attığımda kuru öyle değerlendirme ya. Senin bak belki de seni sana zarar verecek, seni sıkıntıya düşürecek bir şey sana nasip olmuyor demektir. Öyle düşünmeyin. O ifadeyi de bir daha kullanma. Öyle bir şey yok. Hayatta öyle bir şey yok ya. Niye kurusun ya? Sen şimdi Allah için güzel bir iş yapacaksın. O kuruyacak. Niye öyle bir şey olsun ki? Öyle bir şey yok. Ha tesadüfi olarak belki birkaç tane olay, birkaç tane hadise üst üste gelmiş olabilir insan hayatında. Hepimizin hayatında var. Mesela bazı olumsuzluk da bazen böyle her zaman olmaz ama. Her zaman olsa adam sıkılır, daralır ya gerçekten. Ama bazen olur hayatta. Böyle peş peşe birkaç tane olumsuzluklar peş peşe gelip de böyle sıkıldığın, daraldığın. O da onda da bir imtihan var tabii. Allah-u Teala'nın belki yapmış olduğun bir günahın karşılığında sana bir imtihan da olabilir. Veya farklı sebeplerden dolayı da olabilir. Ama öyle deme. Yani her attığım şey kuruyor öyle bir şey. Müslümanın attığı hiçbir şey kurumaz. Müslümanın attığı her adımda bereket vardır. Ne vardır? Bolluk vardır yani. Müslümanız ya biz. Allah'ın kuluyuz biz. Allah'a iman etmişiz. Resulüne iman etmişiz. Kitabına iman etmişiz. Bizim niye yaptığımız şeyler kurusun? Niye bereketsiz olsun? Sadece yapmış olduğun şeylerde besmele ile başla. Bak unutma. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer bir insan bir işe başladığı zaman besmele ile başlamazsa o zaman ebterdir diyor. O kesiktir diyor yani o işin sonu gelmez. Bir ilk güzel bir işe mi başladın? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başla Allah'ın izniyle bolluk olacak. Ama o ifadeyi lütfen kullanmayın. Bir Müslümanın yapmış olduğu her şey kurumaz, bereketsiz olmaz. Besmele ile başlanırsa inşallah. Evet hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak da söylemek istedim. Evet bak gördüğünüz gibi işte bize ayrılan bir süre var. Bize ayrılan bir süre var. O sürede maalesef işte bitiyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah ilginizden, alakanızdan dolayı. İnşallah işte bu numaraya sorularınızı gönderirseniz bu numaradan da bize inşallah sorularınızı ulaştırırlar. Hafta içi veya bundan sonraki programlarda da inşallah ne yaparız? Sormuş olduğunuz sorulara cevaplanmış oluruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Emeği geçen başta Fatih Hocam ve bütün arkadaşlarımdan razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet kıymetli izleyenlerimiz bir siz sorun biz söyleyelim programımızın daha sonuna geldik. Feme TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.